Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugünkü videoda sizlere sulu boyayla renk teorisini anlatacağım. Temelden karmaşa doğru anlatımların olduğu bir sulu boya serisi yapmak istiyorum. Bu videoda bu serinin ikinci videosu olmuş oluyor. Serinin videolarını Sulu Boya 101 adlı oynatma listesinde toplayacağım. Şimdi videomuza geçelim. Renkleri ana renkler ve ara renkler olarak ayırıyoruz. Ana renkler kırmızı, mavi ve sarıdan oluşur. Ana renkleri hiçbir şekilde diğer renkleri karıştırarak elde edemeyiz. Fakat ara renkler ve diğer renkler ana renklerin karışımından elde edilir. Yani elimizde sarı, kırmızı, mavi ve ayrıca siyah ve beyaz varsa diğer tüm renkleri elde edebiliriz. Renklerin mantığını daha iyi anlamak için bunları bir renk çarkına yerleştirelim. Ana renklerin sarı, kırmızı ve mavi olduğunu söylemiştik. Bu yüzden bu renkleri renk çarkımızın ortasına yerleştiriyoruz. Diğer renkleri bu renklerin karışımından elde edeceğiz. İki ana rengi karıştırarak ara renkleri elde ederiz. Mavi ve sarının karışımından yeşil, sarı ve kırmızının karışımından turuncu, mavi ve kırmızının karışımındansa mor elde ederiz. Şimdi bu renkleri tek tek karıştıralım. Ara renklerin karışımını yaparken iki renkten de aynı oranda eklemiyoruz. Örneğin burada aynı oranda ekleseydim eğer, yaptığımız turuncu kırmızıya çok yakın bir turuncu olurdu. Çünkü kırmızı sarıya göre çok daha baskın bir renk. Kullandığımız iki rengin ortasında bir renk elde edene kadar ekleyebiliriz. Ana renklerden olan sarı ve kırmızıyı karıştırarak turuncuyu elde ettik. Elde ettiğimiz rengin yoğunluğu su oranına göre değişiyor. Ne kadar çok su eklersek elde ettiğimiz renk o kadar açılır. Boyayı ne çok sulu ne de çok koyu bir kıvamda bırakmamız gerekiyor. Turuncu rengi renk çarkında sarı ile kırmızının kesiştiği bölgeye uyguluyorum. Şimdi ise yeşil rengi oluşturmaya çalışalım. Turuncuda yaptığımız gibi burada da renkleri farklı oranlarda karıştıracağız. Burada da mavi sarıya göre daha baskın olduğu için maviyi daha az kullanmamız gerekiyor. Kontrollü bir şekilde renkleri karıştırıyorum. Elde ettiğim renkten memnun olana kadar bu işlemi sürdürmem gerekiyor. Böylece ana renklerden olan sarı ve maviyi karıştırarak yeşil rengi elde ettik. Yeşil rengi de renk çarkında sarı ve mavinin kesiştiği bölgeye uyguluyorum. Ve sırada üçüncü ve son ara rengimiz olan mor var. Kırmızıyı çok eklersek bordoya yakın bir renk elde ederiz. Ama mor rengin biraz daha maviye yakın olması gerek. Bu yüzden maviyi daha çok kullanıyorum. Böylece ana renklerden olan kırmızı ve maviyi karıştırarak mor rengi elde etmiş olduk. Mor rengi de renk çarkında kırmızı ve mavinin kesiştiği bölgeye uyguluyorum. Böylece ana renkleri ve ara renkleri tamamlamış olduk. Bu renkleri ayrıca sıcak ve soğuk renkler olarak ayırabiliriz. Soğuk renkler yeşil, mavi ve mordan oluşur. Bu renkler renk çarkımızın sol tarafında yer alıyor. Renk çarkımızın sağında ise sıcak renkler bulunuyor. Sıcak renkler de sarı, turuncu ve kırmızıdan oluşuyor. Ana renkleri ve ara renkleri çarkımıza yerleştirdikten sonra bunları karıştırarak daha farklı renkler de elde edebiliriz. Önce bu renkleri dıştaki çembere taşıyalım. Yan yana bulunan renkleri karıştırarak üçüncü bir renk elde ettik. İsterseniz renk çemberinizi daha da genişletebilirsiniz. Ben burada hazırladığımız ara renkleri ve ana renkleri karıştırdım. Örneğin ana renk olan sarıyla ara renk olan yeşili karıştırıp daha açık bir yeşil elde ettim. Renk çarkınız genişledikçe oluşturduğunuz renkler birbirine daha çok benzeyecektir. Bu yüzden ben renk çarkımı burada sonlandırdım. Şimdi de zıt renkleri öğrenelim. Zıt renkler renk çarkında birbiriyle karşı karşıya kalan renklerdir. Yani karşılıklı bulunan sarı ve mor zıt renkler olmuş oluyor. Kırmızı ile yeşil, mavi ile de turuncu zıt renktir. Eğer zıt renkleri birlikte kullanırsak bu renkler daha baskın ve parlak gözükür. Yani zıt renkleri birlikte kullanarak resimlerimizi daha ilgi çekici hale getirebiliriz. Zıt renklerin uyumu sadece resimde değil modada, dekorasyonda da kullanılabilir. Hatta bu uyumu doğada da görebiliriz. Özellikle yeşil ve kırmızının uyumunu. Birçok sanat eserinde de bunu görebiliriz. Örneğin Monet'in Gelincik Tarlası adlı eserine bakalım. Burada sanatçı tarlada yeşil ve yeşilin tonlarını kullanmış. Yeşilin üstüne zıt rengi olan kırmızı gelincikleri ekleyerek dikkati gelinciklerin üzerine çekmiş. Bu sayede tabloya baktığımızda ilgimizi çeken ilk şey tabloya da adını veren gelincikler olmuş oldu.
Şimdi sulu boyayla bu renkleri yan yana uygulayalım ve nasıl gözüktüklerine bakalım. Zıt renkleri yan yana kullanarak bir uyum elde edebileceğimizi söylemiştik. Bunun dışında farklı uyumlar da var. Örneğin sıcak renkleri ya da soğuk renkleri bir arada kullanarak da bir uyum elde edebiliriz. Bunlara örnek olarak Van Gogh'un iki ayrı sanat eserini göstereceğim. Soldaki esere baktığımızda çiçekler, vazo ve yerle sıcak renklerin uyumu sarı, turuncu tonları kullanılarak elde edilmiş. Fakat arka planda soğuk renklerde olan mavi ile yeşil arası bir renk kullanılmış. Bu sayede ay çiçekleri daha da öne çıkmış. Sağdaki otoportrede ise daha çok soğuk renkler hakim. Ceket ve arka planda soğuk renkler, portre kısmında ise soğuk ve sıcak renkler bir arada kullanılmış. Ayrıca sanatçı bu eserlerde birbirine yakın tonları kullanarak da bir uyum elde etmeyi başarmış. Sıcak ve soğuk renklerin uyumundan da bahsettikten sonra yan yana uyguladığımız zıt renklerin nasıl gözüktüğüne bakabiliriz. Zıt renklerin yan yana uygulandığında birbirlerini daha baskın hale getirdiklerini söylemiştik. Gördüğünüz gibi zıt renkler olan sarı ve moru kağıtta yan yana uyguladığımızda çok parlak gözüktüler. Peki acaba zıt renkleri karıştırırsak ne olur? Gelin bir de buna bakalım. İlk olarak sarı ve moru karıştıralım. Boyaları birbirine eklemeye başladıkça rengin çamurlaştığını göreceksiniz. Bu olay sadece sarı ve morda değil, diğer tüm zıt renkleri karıştırdığımızda da oluyor. Renklerin parlak ve canlı görünmesini istediğimiz çizimlerde bu bizim için iyi bir şey değil. Fakat bu çamurumsu kahverengi renk gölgelendirme yaparken işimize yarayabilir. Gördüğünüz gibi kırmızı ile yeşili karıştırdığımda da benzer bir renk oluştu. Mavi ile turuncuyu karıştırdığımızda da aynı sonucu elde edeceğiz. Yani renk tonlarımızın canlı ve parlak olmasını istediğimizde zıt renkleri karıştırmamamız gerekiyor. Bu sayede çamurlaşmayı önler ve daha doygun renklere sahip oluruz. Fakat bu çamurlaşma sadece zıt renklerin karışımıyla ortaya çıkmıyor. Eğer sıcak alt tonu ve soğuk alt tonu bir rengi karıştırırsak yine çamurlaşma elde ederiz. Gördüğünüz gibi elimizde her rengin çok farklı tonları var. Renkleri birbirine karıştırırken bu sarının hangi sarı olduğunu, dolayısıyla alt tonunu bilmemiz gerekiyor. Peki bu renklerden hangilerinin sıcak alt tonu, hangilerinin soğuk alt tonu olduğunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamak için kendimize küçük bir soru sormamız gerekiyor. Alt tonunu belirlememiz gereken rengin renk çarkında yanında hangi renkler bulunuyor ve rengimiz yanındaki renklerden hangisine daha yakın? Örneğin buradaki sarı renklerin alt tonlarını bulmaya çalışalım. Renk çarkında sarının yanında turuncu ve yeşil bulunuyor. O zaman sarının içinde daha çok yeşil mi görüyoruz yoksa da daha çok turuncu mu görüyoruz? Bunu sormamız gerekiyor. Mesela bu sarının içinde turuncu rengi daha çok belirgin olduğu için sıcak bir sarı olmuş oldu. Yanındaki renk ise yeşili daha çok barındırdığı için soğuk alt tonlu bir sarı olmuş oldu. Kırmızının alt tonunu belirlerken de mor ve turuncuya bakmamız gerekiyor. Şimdi buradaki kırmızı renklere bakalım. Elimizde 3 farklı tonda kırmızı var. En alttakine baktığımızda mora daha yakın bir kırmızı olduğunu görüyoruz. O zaman bu kırmızı soğuk alt tonlu bir kırmızı oldu. Fakat en üstteki de daha çok turuncu tonları var. O yüzden o da sıcak alt tonlu bir kırmızı olmuş oldu. Renk bilgisi videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.